Arkadaşlar Atatürk döneminde gerçekleştirilen inkılaplarla ilgili bir başka alan ise hukuk alanı ile ilgili inkılaplardır. Hukuk alanı ile ilgili yapılan inkılapları anlayabilmek için öncelikle bu inkılapların nedenlerini bir inceleyelim. Öncelikle Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen hukuk alanı ile ilgili inkılapları anlayabilmek için Osmanlı Devleti'ndeki hukuk sisteminin yapısını bilmek gerekir. Osmanlı Devleti'nde hukuk sisteminin biz ikiye ayrıldığını görüyoruz. Şeri hukuk yani İslam dininin kurallarına göre düzenlenen hukuk sistemi bir tarafta da örfi hukuk yani geleneklere dayalı hukuk sisteminin olduğunu görüyoruz. Bu anlamda Osmanlı Devletinin hukuk sistemi hukuk alanında ikiliklerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bunun dışında Osmanlı hukuk kurallarının artık çağın koşullarına ayak uyduramaması, şeri hukuktan dolayı Osmanlı hukuk sisteminin layık anlayışa uygun olmaması, Osmanlı Devletinde ekonomik ve ticari hayatı düzenleyen kanunların yetersiz kalması. Ve tabii ki Batı medeniyetiyle yakınlaşmanın hedeflenmesi hukuk alanı ile ilgili gerçekleştirilen inkılapların temel sebepleridir. Arkadaşlar hukuk alanı ile ilgili gerçekleştirilen inkılapların temelinde medeni kanunun kabul edilmesi yatmakta. Bu nedenle 1926 yılında İsviçre'den alınan Medeni Kanun kabul edilmiştir. Türk Medeni Kanunu'nun İsviçre'den alınmasının nedenlerine baktığımızda Öncelikle bu dönemde Avrupa'da en modern ve çağdaş hükümler içeren kanunlar İsviçre kanunlarıdır. Aynı zamanda inkılapların bir an önce gerçekleştirilebilmesi için yani zamandan kazanabilmek için İsviçre'den medeni kanunların alındığını da görüyoruz. Ve Türkiye'nin şartlarına daha uygun olması, layık hukuk yapısına aykırı olmaması ve kadın erkek eşitliğini desteklemesi de Türk Medeni Kanunu'nun yine İsviçre'den alınmasının sebeplerindendir. Medeni Kanun ile Türkiye Cumhuriyeti dönemindeki kazanımlara baktığımızda kadın ve erkeğin toplumsal ve ekonomik alanda eşit hale getirildiğini görüyoruz biz. Öncelikle kadınlara mahkemede şahitlik hakkının tanındığını görüyoruz. Arkadaşlar Osmanlı devletindeki medeni kanun olan Mecelle'de hukuki anlamda mahkemelerde iki kadının şahitliği bir erkeğin şahitliğine eşitti. Ancak mecelle artık e, hukuk kurallarından arındırıldı. Yani hukuk kurallarından dini hükümler arındırıldığı için mahkemede kadınlara da şahitlik hakkı tanındı. Ekonomik haklardan birisi olan kız çocuklarına mirasta eşit paylaşım hakkı verildi. Tek eşle evlilik ve resmi nikah zorunluluğu getirildi. Kadınlara da boşanma hakkı tanındı. Ve yine ekonomik haklardan birisidir. Kadınlara istediği mesleği seçme hakkı tanınmıştır. Ekonomik hayata katılma hakkı kadınlara da tanınmıştır. Hukuki anlamda mezhep farklılıkları ortadan kaldırıldı ve patrikhane ve konsoloslukların mahkeme kurma hakkına son verildi. Patrikhane ve konsoloslukların mahkeme kurma hakkına son verilmesi arkadaşlar Türkiye'de hukuk birliğinin sağlandığının da göstergesidir aynı zamanda. Burada ayrıca bir uyarımız var. Hukuk alanında yapılan inkılaplar Atatürk'ün öncelikle laiklik ilkesiyle alakalıdır. Bunun dışında 1926'da İtalya'dan ceza kanunu, yine 1926'da İsviçre'den borçlar kanunu, 1932'de Almanya'dan ceza mahkemeleri usulü kanunu alındı. 1930 yılında ise kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı verildi. 1934 yılında ise milletvekilliği seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Kadınlara milletvekilliği seçme ve seçilme hakkının verilmesi hem cumhuriyetçilik ilkesiyle alakalıdır hem de halkçılık ilkesiyle alakalıdır. Arkadaşlar burada bir şey daha vurgu yapmamız gerekiyor tabii ki. Yine medeni kanunun kabul edilmesi hem layıklık ilkesiyle alakalıdır çünkü dini hükümler hukuktan arındırılmıştır. Hem de kadınlarla erkeklerin eşit hale getirilmesinden dolayı halkçılık ilkesiyle de alakalıdır. Müzik